Nedret Ersenel, Bağımsız Bölge Jeopolitiğinde Türk Stili Önümüzde yeni yol var, altımızda da diyebiliriz. Daniel Yorgin'in The New Map'ine atıfla yeni haritada yazabiliriz. Akıl odasında doçent doktor Fahri Erenel başlattı ve Perşembe Profesör Süleyman Seyfi Öğün köşesinde devam ettirdi. Biz daha sürükleyelim. Üçüncü yolda diyorlar ama Profesör Hasan Köni genişletti, hatırlattı en üstte Arktik yol var. 4. Doğudan batıya, hemen altından, Pekin'den Londra'ya uzanacaktı. Rus yolu, Ukrayna yüzünden düşman yolları kesti. Uzun süre öyle kalacağı anlaşılıyor. Orta yol şu an için en kuvvetli rota. Türkiye Hazar merkezli. Daha çalışılmış, hava, kara, boru hatları bulunan genişletilen son güncel adımı Azerbaycan Türkmenistan, Türkiye olan. Sonuncusu en alttaki yol. İran, Irak, Suriye, Akdeniz. Yine Pekin Avrupa ama aynı zamanda Avrupa Pekin. Tartmaya çalışıyoruz. Riskleri ve fırsatları nelerdir? Çin'in Körfez çıkarmasıyla başladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri özel ve çok sayıda anlaşmalar, enerji ve yuan hedefli imzalar, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın memnun olduk açıklamaları, Arap ülkelerinden destek mesajları, ardından İran'la öncekini teyit eden ve artıran 25 yıllık stratejik Pekin-Tahran anlaşmaları. İyi hatırlıyorum. İlk bizde söylendi. İran sınırı artık Çin-Türkiye sınırıdır diye. Yerini buluyor ve sınırı geçiyor. Hindistan'a atlayarak, Yeni Delhi henüz yerini arıyor. İçlerinde tartışıyorlar. Doğu mu batı mı diye. Çin zor ortak onlar için ama Rusya ile iyiler ve Amerika ile ortak karar devam ediyorlar. Yine de değişimi görüyorlar. Suriye'de ise Çin, Amerika, Rusya, üç süper güçlü bir coğrafya gelebilir diye okuyoruz. En çok İran'ı yerine oturtmak gerekiyor. Batı açısından da öyle. Zira temel kabul, Amerika'nın Orta Doğu'da azaldığı, boşluğun doldurulduğu üzerinden kıymetlendiriliyor ama çekilme nereye kadar o da tartışmanın ikinci bölümü. İran ağır sorunlarla uğraşıyor ama bir tür köşe bend L demiri diyebiliriz. Rusya ve Çin İran'da buluşuyorlar. Diğer coğrafyalarda bol açmazlı anlaşmazlıkları olsa da şu an Moskova ve Pekin Tahran'da mutabıklar. Net yanındalar yerleşiyorlar. Teyidini batıdan da alabiliriz. İngiltere ve Amerika İran'a ağır abanıyorlar yüklenmelerinin bir sebebi bu. Yeni haritayı yolu tıkamak. İran'ın Rusya ilişkileri ve Ukrayna politikaları nedeniyle ve AB'yi de kısmen katarak saldırıyorlar. Beyaz Saray, Rusya'nın birincil silah sağlayıcısı İran. Bu ortaklık sadece Ukrayna için değil, İran'ın komşuları için de tehdit oluşturuyor. 10 Aralık Çatırtıları yoldaki başka duraklarda da duyabilirsiniz. Geçtiğimiz pazartesi Afganistan Kabil'de Çinli iş adamlarının rağbet gösterdiği Longan Otel'de yaşananlar gibi. İkinci bir köşe bend, yani batının sınırının çizildiği bir yer daha olmalı. Olmalı çünkü doğunun batıya gelişi veya götürüşü Avrupa kadar Afrika hedefli. Bu yüzden Orta Doğu'daki değişim Afrika'ya da yürüyor ve İran doğunun kilidi, Yunanistan batının kilidi ve Afrika için bu savaş savunma alanı, giriş ihtimaldir Mısır olacak. Washington'ın Afrika politikalarını harladığını gözlemleyebiliyoruz. Amerikan yönetimi Rusya ve Çin'in Afrika kıtasıyla askeri, ekonomik ve diplomatik ilişkilerinin ilerlediği bir dönemde yaklaşık 50 Afrikalı lideri Washington'da ağırlamaya başladı. 15 Aralık Dış politika, uluslararası ilişkiler bu tür gelecek kestirmelerine müsaittir ama zorluk geçmişten, geçmişe bağımlılıktan da kaynaklanıyor. Çünkü Amerika körfez ilişkileri 30'lu yıllardan başlayarak derin şebekeler kurduğundan, dahası yerleşik düzenin örneğin askeri üsler ve petrodolar gibi taşıyıcı sütunlarını kapsadığından eskiler değişime kolaylıkla ikna edilemiyor. Suudi Arabistan'ın veya kimi Orta Doğu ülkelerinin, Türkiye'nin batıyla ilişkilerindeki farklılıklar günlük görülüyor. Dünya ve Türkiye'nin son 7-8 yıldaki değişimleri yok sayılabiliyor. Ama varlar. Kısa küstüm politikaları değil bunlar. Dönüşüme balıklama atlamak kadar körleşme de tehlikelidir. Suudi-Çin anlaşması kapsamlı stratejik ortaklık ilanıdır. Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğu yönlü kümelenmelere katılım adımları yok mu yani? Amerika hegemonyasına meydan okumuyor mu? Bridge, Shio ile yakınlaşmıyorlar mı? Kaldı ki körfez çıkarması iki ülkeyle sınırlı kalmadı, diğer Arap liderliklerini de kapsadı. Çin'in son 20 yılda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'e yatırdığı para yaklaşık 260 milyar dolardır. İran'ı eklerseniz 300'ü aşar. Pakistan'la 400'ü bulur. Riyad Çin'in en büyük ticaret ortağıdır. Bölgeden çıkan enerjiyi emiyor Pekin, geriye bırakmıyor. Tekil örnekleri çoğaltabiliriz. Fakat basit gerçek şu. Batılı büyük güçlerin gündemlerini bölgeye dayatma kapasiteleri daralıyor. Tersine Türkiye başta İran, Arabistan, Katar, Mısır'ın rolleri artıyor adı geçen ülkelerin uyumlu ittifak olduğunu söylemiyor bu gerçeklik. Biliyoruz ki birbiriyle anlaşmazlık konuları çok ama bunlar bölgesel küresel düzenle ilişkilere dayandığında yolları kesişiyor. Türkiye bugün bile Amerika AB ile zemin arayan bir ülke ve is yok. Orta yol üzerindeki çalışmalarını da diğer yol yapıcılarla tokuşturmamaya gayret ederek götürüyor. Yeni yollar kestirilemeyecek değişkenler içeriyor. Yaklaşırken temkin şart. Ama yaratacağı etkileri tam bilmeden şimdiden toptan kabul veya reddetmek gerçekçi, yararlı olmaz. Mesela Arktik yolla bizim ne işimiz olabilir diyebilirsiniz. Ama kutupta üs kuruyoruz ya da Rusya bu yol için çok lazım olan buz kıran gemilerini bize yaptırıyor. Konuya Türkiye'den bakacaksınız. Başka ülkelerin gözünden değil, anlamında yazmıyorum sadece. Geçmişten miras ve konvansiyonel ön yargılardan da arınacaksınız. Yeni haritanın lejantı budur. Nedret Ersenel Yeni Şafak. Mehmet Beyhan Rusya üçlü anlaşmalara uymuyor. Azerbaycan toprakları Karabağ'ın 2020'de Ermeni işgalinden temizlenmesi savaşı devam ederken Rusya sözde barışı korumak için o bölgeye barış gücü göndermişti. Ancak sözde barışı korumak amacıyla geçici olarak Hankendi ve çevresine konuşlanan Rus barış gücü barışı bozacak faaliyetlerde bulunuyor. Bölgede aldığımız haberlere göre Rusya barış gücü Ermeni teröristlere silah veriyor. Laçin Koridoru'nun kontrolünü Ermeni teröristlerle birlikte kontrol ediyor. İran'dan Laçin Koridoru üzerinden Hankendi ve çevresine Ermenilere sabotaj eğitimlerinin verilmesine göz yumuyor. Azerbaycan medyası 27 İranlı eğitimcinin kimliklerini ve kullandıkları araçların plaka numarasına kadar tüm detayları yayınladığı halde Rusya bunu bilmediğini iddia etti. İranlı sabotajcıların han kendine gelişine göz yuman Rus barış gücü, Azerbaycanlı gazetecilerin bölgede çekim yapmasını engellemeye çalıştığı gelen iddialar arasında. Rus barış gücü resmi raporlarında Azerbaycan topraklarının yer isimlerini kullanmak yerine Ermenilerin verdiği isimleri kullanıyor. Rusya'nın bu tutumu hem yapılan üçlü anlaşmalara aykırıdır hem de Azerbaycan'ın egemenliğine yönelik büyük bir tehdit oluşturuyor. Rusya'nın bu sinsice adımlarının altında iki strateji bulunuyor. Birincisi Azerbaycan topraklarının Ermenileştirilmesini sağlamaya çalışıyor. İkincisi Türkiye ile Türk dünyasına bağlayacak olan Laçin koridorunun açılmasını engellemek istiyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı defalarca Rus barış gücünün üçlü anlaşmaları ağır bir şekilde ihlal ettiğini açıkladığı halde değişen bir şey olmuyor. Azerbaycan medyasında dikkat çeken bir haberde Rus barış gücü komutanıyla Ermeni milyarder Ruben Vardanyan Karabağ'da Azerbaycan kaynaklarını yağmaladığı iddia edildi. Azerbaycan izleme grubunun bölgeye girmesine izin verilmemesi bu haberlerin doğru olduğunu gösteriyor. Muhtemelen Rusya işlediği ekonomik suçun ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlıyor. Bütün bu tabloda ortaya çıkan sonuç bölge barışını tehdit eden sorunun ana kaynağı Rusya'dır. Halbuki sözde barışı korumak için Rus gücünün bölgeye konuşlanmasına izin verilmişti. Rusya üçlü anlaşmalara aykırı hareket etmeye devam ederse Azerbaycan Rusya'dan bir an evvel topraklarından çekilmesini talep etmelidir. Yaklaşan tehlikeyi bertaraf etmek için devlet önemli bir karar vermek zorundadır. Hele ki zamanla tehlikenin artacağı riski varsa, daha tomurcukken onu koparması maliyeti daha az olur. Ancak bunu yaparken sorumluluklarla tercihler arasında sağlıklı bir dengenin kurulması göz ardı edilmemelidir. Azerbaycan bu dengeyi sağladığında, üçlü anlaşmaları ihlal eden Rusya'yı anlaşmalara uymaya zorlayabilir. Mehmet Beyhan Milat